canını kastetmiyor. Şunu kapatayım da.
İçeri girmişsin. Aziz hocamızın muhterem eşi, kıymetli mesai arkadaşlarım, canımızdan bir parça kaybettik. Belki benim için hayatımın en zor konuşmalarından biri. İnşallah bundan böyle zor bir konuşma yapmak zorunda kalmam. İmran Bey hocamızın hayat çizgisi kısaca şöyle. 1935 yılında Kutkaşen şehrinin Şanlı köyünde doğdu. 1954 yılında orta öğrenimini tamamlayarak Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'ne girdi. 1959 yılında bu üniversitenin hem pedagoji hem de tarih fakültelerini bitirdi. Daha sonra 2 yıl ortaokulda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 1961 yılından 1993'e kadar Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Tedris Pedagoji Edebiyatı Neşriyatı'nda büyük redaktör yani editör olarak, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olarak ve neşriyatın direktörü olarak, müdürü olarak çalıştı. Bu görevleri sırasında pek çok ortaokul ve üniversite ders kitabı ile monografik esere raportörlük ve editörlük yaptı. 1975 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi'nde Zeynel Halil'in şiiri konulu doktora tezini sunarak doktor ünvanını aldı. Aynı zamanda uzun yıllar Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bakü Devlet Batı Dilleri Üniversitesi'nde çeşitli dersler verdi. 1994 yılı Ocak ayından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumu'nun onayı ile Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünde göreve başladı. Aramızdan ayrıldığında bildiğiniz gibi halen bu görevini fiilen sürdürmekteydi. Etrafında İmran Muallim olarak tanınır. Ona en güzel ünvan olarak da Muallim diyebiliyorum. İmran Muallim'in 1. Zeynel Halil'in şiiri, 2. ortaokul 8. sınıflar için ders kitabı olarak hazırlanmış Azerbaycan dili, 3. üniversiteler için hazırlanmış Azerbaycan Sovyet Edebiyatı adlı basılmış kitapları vardı. Ancak bu kitaplarının dışında hocamızın yüzlerce makalesinin, dünya çapında birkaç makalesinin bulunduğunu çok yakından biliyorum. Bütün bu ilmi faaliyetlerinin yanı sıra hocamız pek çok uluslararası konferansa katılmış, pek çok uluslararası tebliğler sunmuş ve tebliğleri takdirkârane bir şekilde tartışılmış bir ilim adamıydı. İlim adamlığının ötesinde hocamız her şeyin, her türlü sıfatın üstesinde, ötesinde iyi bir insandı. İyi kelimesini lügatin bütün anlamlarıyla kullanıyorum. Aşık Paşazade, Yavuz Sultan Selim için yazdığı bir mersiyesinde der ki, o günün diliyle değil, bugünün diliyle ifade edeyim. Asrımızda ikindi güneşiydi. İkindi güneşinin zamanı çok kısa olur, fakat gölgesi son derece uzundur. Hocamız da böyle bir insandı. Hocamızın ömrü ancak 65 yıllık oldu. Fakat tesiri, inanıyorum ki, son derece uzun olacaktır. Yazdığı eserleriyle, insanların hatıralarında bıraktığı izleriyle, izlerle her zaman güzel sıfatlarla anılacaktır. İnsanların asıl tesirli hayatı ölümünden sonra başlar. İyi veya kötü şekilde tesirli hayat.
Çünkü ölüm insanlardan biyolojik hayat sona erdikten sonra ölüm insanlardan beşeri zaafları alır götürür. İnsan ondan sonra bıraktığı hatıralarla iyi veya kötü şekilde anılır. Bizim İmran Muallim hocamız daima güzel şeylerle anılacaktır. Çünkü öyle inanıyorum ki İmran Muallim'in beşeri zaafı bile yoktur. Bana hayatımda melek gibi insan diye kimi tarif edersin diye sorulacak olsa hiç tereddütsüz İmran Muallim hocamı gösteririm. İmran Muallim hocam gerek benim için gerek onunla mesai arkadaşlığı yapmış olan herkes için dünya tatlısı bulunmaz bir insandır. Bir daha böyle bir evlat analar doğurur mu bilmem. Yine bütün sıfatların ötesinde öyle inanıyorum ki İmran Muallim Türkiye'de bulunduğu bu kısa müddet içerisinde Türkiye Türklüğü ile Azerbaycan Türklüğü arasında tam bir köprü olmuştur. Bu hizmetlerinden dolayı da ne kadar takdirle ansak yine azdır. Daha fazla konuşursam daha fazla duygulanacağım. Onun için öncelikle Münire Hanım Efendi hocamıza, kederli ailesinin diğer fertlerine, bütün camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Amin. Ruhuna fatihalar gönderiyorum. Amin. Sağ olun, var olun. Hocamızı ailesinden sonra en iyi tanıyan kişi kuşkusuz Nazım Hikmet Polat hocamız ve bölümündeki diğer mesai arkadaşlarıdır. Nazım Hikmet Polat hocamızın anlattıklarını, bu detaylarını hiçbirimiz belki bilmiyoruz ama hepimizde o güzel insan imajı uyanmıştı. Bu dışarıda gördüğümüz gidişiyle gelişiyle konuşmasıyla hepimizde bıraktığı bir ortak izlenimdir. Ben de merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Başta yakınları olmak üzere hepinize başsağlığı diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin, başka acılar göstermesin. Bizlere de, hepimize. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Hepimiz bir Fatiha okursak iyi olur sanıyorum. Cenaze buradan camiye gidecektir. Orada arzu edenler cenaze namazına katılabilirler. Daha sonra cenaze gece yola çıkacaktır. Tekrar morga götüreceğiz. Taziyeleri evde Münir Hanım ve oğlu İldeniz kabul edebilir. Sağ olun katıldığınız için. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Arabayı getirin. Arabayla mı getirin? Turan.
taşın var mı? Var mı acaba musallat taşı? Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor İmran Abbasoğlu vefat etti. Abbasoğlu'nun cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Zamanı çok kısa olur fakat gölgesi son derece uzundur. Hocamız da tavsiye ediyor. İnanıyorum ki son derece uzun olacak. Yazdığı eser insanların asıl tesirli hayatı. Ondan sonra bıraktığı hastalarla hiç tereddütsüz. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Ferit Koçoğlu, iyi bir öğretim görevlisi arkadaşı olan İmren Abbasoğlu'nun cenazesinden büyük bir acı duyduğunu belirterek, sevgili meslektaşımız Abbasoğlu'nun acı haberini aldık. Bugün ise defnetmek üzere burada bulunuyoruz. Meslektaşımızın yakınlarına Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz dedi. Hepimizde o güzel insan imajı uyanmıştı. Bu dışarıda gördüğümüz gidişiyle gelişiyle. Hepimizde bıraktığı bir ortak izlenimdir. Ben de merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Başta yakınları olmak üzere hepinize başsağlığı diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin, başka acılar göstermesin. Bizlere de, hepimize. Nur içinde yatın. Allah rahmet eylesin. Hepimiz bir Fatiha okursak iyi olur sanırım.